Kral Çıplak'tan merhabalar değerli dostlarım. Bugünkü sohbetimizin başlığını andığımız bir bardak suda fırtına koparmak diye koyduk. Dostlar Nasrettin Hoca Bodrum'da yüzüğünü kaybetmiş bilirsiniz. Sokakta arıyormuş. Sormuşlar. Hoca niye kaybettin yerde aramıyorsun? Eee orası karanlık. Burası aydınlık demiş. Hem fert hem toplum olarak okumuş ve okumamışıyla mürekkebi az veya çok yalamışıyla hepimiz Nasrettin Hoca gibiyiz doğrusu. Hangi merhemin hangi araya derman olacağını, hangi hastalığını hangi yöntemle tedavi edileceğini bilmiyoruz. At gözlüklerimizi çok seviyoruz. Onlardan bir türlü vazgeçemiyoruz. Andımız denen yemin metni şimdiye kadar millet bedenimizin hangi yarası merhem olduğu, bizi hangi uçurumdan kurtardı? Andımız olmasaydı biz, biz olmayacak mıydık? Hiçbir derdimiz yokmuş gibi andımız dert olarak eğitim ve siyaset gündemimize servis ediliverdi. Kerli ferli, koca koca adamlar, avını bekleyen sırtlanlar gibi saldırıya geçtiler. Kimisi güzelleme, kimisi taşlama yapıyor andımıza. Bu konuyu gündeme taşıyan proje sahipleri de ellerindeki voltajı en yüksek projektörlerle ekranlardaki veya gazete köşelerindeki maçı avuçlarını oğuşturarak seyrediyor. İlk ve ortaokullarda her sabah topluca yemin niyetiyle ibadet duyarlılığıyla söyletilen andın sözlerini burada yazarak yazıyı uzatmak istemiyorum. Tartışma bu metnin bir kesimdeki iddia sahiplerine göre toplumda ayrışmaya yol açtığı, diğer iddia sahiplerine göre de toplumu bir üst kimlikte birleştirdiği tezi üzerinde yoğunlaşıyor. Ben def mefsedet celbi menafiden evladır diye bir mecelle kuralı hatırlıyorum. Yani zararlıyı uzaklaştırmak faydalıyı getirmekten öncedir. Binde bir de olsa işin içinde ayrıştırma ihtimali gibi bir zarar varsa bu davranıştan kaçınmak gerekir dostlar. Konuyu tartışanların belli sloganlar ve kalıplar doğrultusunda mantık geliştirdiklerini, demagojiye yöneldiklerini insan gerçeğiyle örtüşen bir fikir ortaya koymadıklarını görüyorum. Ortaya konan tezlerin sosyolojinin yasalarıyla, insan gerçeğiyle ve tarihi olgularla çeliştiğini gözlüyorum savunma sahipleri düşüncelerini önce gerekçelendiriyor, sonra da karşı tarafı tehdide yöneliyor. Mağdurun susmayı tercih etmesi mütecavize haklı kılmaz değil mi dostlarım? Toplum mühendislerine proje. Siyasetçilere lafazanlık lazım. Özellikle eğitimcileri içine alan akil insanları da varlık bilinciyle üretecekleri, hesabını verecekleri uğraşlar lazım. Bir toplumu ayakta tutan harç, bireyi o topluma ait kılan duygu nedir? Sorularını sorarak verecekleri cevaba göre eğitim sistemi oluşturmak eğitimcilerin işidir. Sağdaki kişiler onlardır. Çocuk ve genç dediğimiz insanlar ediyi onlar tanır. Eğitim ideolojisi de dayatması da olmaz dostlar. Andımızın söyleyen kişide bir adiyet kazandırdığını, ruh yüceliği verdiğini, mana derinliğine yönlendirdiğini hiç gözlemlemedim bugüne kadar. Aidiyet sağlanan özgür ortamlarda sorumluluk ve vefa duygusu teneffüs ettirilerek kazanılabilir. Bu da sözlerle değil, yaşayarak ve yaşatılarak sağlanabilir. Okulda her sabah andımız okutmak, tek tip insan yetiştirme amacı taşıyan Jacoben anlayışın egemen olduğu dönemlerde uygulanan bir eğitim yöntemi olarak tarih kitaplarındaki yerini almalı, yeni çılın gereklerine göre daha özgür ruhla yetiştirilen evlatlarımıza dayatılmamalıdır. Güven, defa, paylaşma, özgürlük gibi temel değerler kişiye aidiyet duygusu kazandırır ve kişide vatan sevgisi oluşturur. İçinde bulunduğumuz toplumun bir ve beraber olmasını, dirlik kazanması istiyorsak her bir toplum ferdine, belli sloganları dayatmak yerine bu temel değerleri duyumsatmalıyız. Kişi yaşadığı toplumda, üzerinde hayat bulduğu coğrafyada kendini güven içinde hissetmiyorsa, kendisine vefa gösterilmiyorsa, kişi sevincini, üzüntüsünü, varlığını, yokluğunu kimseyle paylaşamıyorsa, duygu ve düşüncelerini ifade hürriyeti bulamıyorsa, o topluluk onun milleti değil, o toprak onun vatanı değildir. Tarihimiz siyasi sebeplerle temel hakları elinden alındığı için kişiye vatan ve millet sevgisi veren değerleri yaşamamaları dolayısıyla kendilerini yabancı veya vatansız hisseden insan örnekleri doludur. 12 Eylül, 28 Şubat dönemlerinde yaşanan travmalar nasıl unutulur? Şu an Toplumda bir ayrışmaya yol açan andımız birlik dirlik adına yeterli harç olsaydı bugün ülkemize bir bölcülükten de söz edilmezdi. Çözümü Nasreddin hocamız gibi yanlış yerde arıyoruz. Dünya neyle uğraşıyor biz neyle uğraşıyoruz? Akıllı olmak lazım. Zaman atlı rüzgar akıllara her zaman destek, akılsızlara köstek olur. Sonuçsuz denemelerde ısrar etmek, zaman tüketmek, rüzgara göğüs germektir. Rüzgarı karşımıza değil, arkamıza alalım. Yüzük Bodrum'da kaybolduysa onu Bodrum'da bulup aydınlıkta takalım ve o yüzüğü bir daha parmağımızdan çıkarmayalım diyorum değerli dostlarım. Yeni bir kral sohbetinde tekrar birlikte olmayı arzuluyorum.